Bulmuş ve ardında kenetlemişti. Ne Amerikan, ne Rusya, ne Çin, her şey Türk için, Türk'e göre Türk için mitiklerimiz vardı bizim. Bir pankartlarımız vardı, sloganlarımız vardı duvarlarda, Türk'ü beslenen. Ve o lider ki, işte ülkücü hareketi özellikle genç kitleyle besleyen bir liderdi. O gençler o liderin arkasından giderken ölümüne bir sevdaya korktuklarını bilerek ve hissederek, tabi yürekte taşıyarak giriyorlardı bu harekete ve lider olan sadakatlerini de her fırsatta ölümüne kadar gösteriyorlardı. Cumhuriyet Türkücü Millet Partisi'nin ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk siyasi hayatına kazandırıldıktan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk genel merkezdeki levhasını işte rahmetli Mehmet Rauf Eke Bey ve arkadaşları böyle asıyorlardı. Ve Alparslan Türkeş kendine inananlarla, kendine yoldaşlık edenlerle, gönüldaşlık, halkdaşlık kuranlarla birlikte yer sofrasında onlardan biri olduğunu bu karede haykırıyordu. Ülkücü İşçiler Derneği'nin ilk genel başkanı Salih Dilek ve arkadaşlarını görüyorsunuz. Salih Dilek ismi, dostlar, tamamen zihninize yer etmesi gereken bir güzel insan ismi. Çok büyük mücadeleleri verdi. Anadolu o yokluk döneminde, o zor dönemde, aracı bile zor bulunduğu bir dönemde karış karış gezerek Ülkücü İşçiler Teşkilatı'nı şahlandırıyordu Salih Dilek ve arkadaşları. Artık Anadolu kabına sığmıyor, alanlar yüz binlerle ve milyonlarla ölçülüyordu ve Alparslan Türkeş Türk siyasi hayatındaki o ilk başkaldırıyı, o haksızlığa karşı başkaldırıyı başlatıyordu ve sonrasında gençlik kitlesi kendi çapında, kendi çevresinde her alana hitap etmek için bakınız Ülkü Spor adıyla 1972 yılında Balıkesir'in Havran ilçesinde bir spor kulübü kuruluyordu. Bu kulüpte oynayan işte bu gencecik çocuklardan 17 tanesi daha sonra şehit düşecekti.